Müslüman, Müslümanı uyaracak, onlara anlatacak. Şimdi görüyoruz, akraban yakının milli piyango oynuyor adam. Görüyoruz, tanıdığım bir esnaf çam ağaçları koymuş, bilmem neler koymuş. Bu gecelere özel hiçbir şey yapamayız biz. Bakın kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوُ الْمُنْكَرِ Eğer insanlar birbirleri aralarında yayılan günahlara engel olmazlarsa, şimdi sen görüyorsun ki arkadaşın bu geceyle ilgili özel bir şey yapıyor. Akraban bu gecelerle ilgili özel bir şey yapıyor. Bir hazırlık içerisinde. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Eğer bunların içerisinde yayılan bir haram varsa, Müslümanlar da buna engel olmuyorlarsa, o zaman Allah'tan gelecek belayı beklesinler buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Zaten başımızda bir sürü bela var. Zaten başımızda bir sürü musibet var. Başımızı kaldıramıyoruz. Bu kadar musibete rağmen niye akıllanmıyoruz biz? Bu kadar musibet var başımızda. Ve musibetler artacak da artıyor da zaten. Bakın piyasanın haline, ekonominin haline. Bakın dışarıdaki düşmanların haline. Bir hastalıkla uğraşıyor bütün dünya. Bunlar hepsi Allah'ın gönderdiği musibetlerdir. Eğer insanoğlu akıllanmazsa Allah diyor ki hepiniz benim elimdesiniz. Bir şey yapamazsınız ya. Bakın bütün dünyaya bakın. Teknoloji devi dediğimiz dünya görünmeyen bir virüsle mücadele edemiyor. Kaç yıl oldu bakın. Edemiyorlar. İşte Allah diyor ki benim verdiğim musibeti benden başka kimse kaldıramaz. وَاِيْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّهُ Allah bir musibet gönderirse Allah'tan başka onu hiç kimse kaldıramaz kardeşim. Allah'a sığınınca o toplum Allah musibeti kaldırır. Ama biz musibet üstüne musibet. Fırsatçıları görüyorduk, stokçuları gördük. Mel'undur diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu milletin gözünün önünde yapıyorlar bunu ya. Malları saklıyorlar. O yükseldi, bunu arttır, şunu arttır. Bunlar kıyamet günü hesabı sorulacak büyük işlerdir. Resulullah'ın buyurduğu hadis-i şerifte stokçuluk yapanlar mel'undur buyuruyor. Allah onlara lanet etmiştir buyuruluyor. Biz birbirimize destek olmuyoruz da. Yahudi, Hristiyan niye bizimle uğraşmasın? Çünkü biz birbirimizin sırt sırta veremiyoruz. Güç ve kuvvetimizi birbirimizden alsak kardeşlerim, hiç kimse bize karşı muzaffer olamaz. Onun için biz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği gibi bu gecelere meyletmek yok. O gecelerle meyledenlere de meyletmek yok. Çünkü Allah Resulü buyuruyor, uyarmazsanız Allah bela gönderir size. Yakınında varsa uyaracaksın kardeşim. Bak bu milli piyangoyu Allah yasaklamış. İşte bu ayeti kerimede beyan edilmiş. Ey iman edenler, bu gecede işlenilen bütün günahlar bellidir zaten. Zina bellidir, alkol bellidir. İnnemel hamru vel meysir. İçki ve kumar, bunlar şeytanın işi birer pisliktir. Ricsun min ameliş şeytan. Ha, bu şeytanın işi olanları da çevremizde olduğu zaman biz uyaracağız. Mükellefiz bununla. Ama uyarmazsanız Resulullah buyuruyor ki musibet ve bela o topluluğun tamamını kapsar. Bakın yapanları demiyor. Buraya dikkat edelim. Yapan insanları değil, tamamını kapsar. Yani aramızda mahallede 3-5 kişi ibadet ediyor. Vallahi yetmez bu kardeşler. Yetmez. Çünkü musibet gelince toplu geliyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere meyletmeyin. Yoksa onlara gelen azap فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Hepinizi kaplar diyor. Şimdi buradan bir sel gelse, ya ben caminin kenarından geçip gideyim diyor mu? Hayır. Önüne ne gelirse alıp götürür. Onun için bir bela ve musibet geldiğinde Allah Celle Celaluhu o topluluk içinde vazifesini yapmayan devletin görevlisi olan din görevlileri de dahildir buna. Bütün Müslümanlar buna dahildir. Vazifesini yapmayanlara Allah hesap soracak. Ve gelen musibet ve belalar toplumun üzerine yağacaktır. Ayırt etmeden.